Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. Hayırlı günler sevgili izleyiciler. Saat 11, hatta bir dakikada geçmiş olabiliriz. Halk TV'desiniz, yazı işleri başlıyor. Evet, bugün konuğum Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Avukat Çetin Öz Açıkgöz. Bir saat boyunca yanılmıyorsam canlı yayın olmayacak ama saat 12'den sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olacak. Onun için ben birinci dilimi çok hızlı ve faydalı biçimde kullanalım diye hiç gazetelere falan girmeden direkt Çetin Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan geldiniz değil mi? Bu sabah mı geldiniz, geceden mi? Gece çıktık, geldik. Gece çıkıp geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Doğru Yol Partisi'ni yeniden kurdunuz. Yani iki parti birleşip DP olduktan sonra Doğru Yol bitmişti. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından biri bana göre merkez sağdaki bir boşluk. Şimdi merkez, daha doğrusu sağın bütün unsurlarını bir parti içine alınca tabii Türkiye'de bu merkez sağ ya da daha merkezdeki bir muhafazakar parti kalmadı. Onun için her şey AKP'nin içinde temsil edildiğinden tabii bakış açısı da hani en ucundan en liberal sağına kadar orada gözüküyor. Evet. Ve bu da bence ciddi bir sorun yaratıyor. Çünkü tepe kadronun zihniyetini biliyoruz ama her tarafa hükmedince. Siz Doğru Yol Partisi'ni hangi amaçla kurdunuz ve onun referanduma gelişini tabii sormak istiyorum. Referandumda hayıra nasıl karar verdiniz? Evet. Can Bey, çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz dar ama sorunuza... Yok, 45-46 dakikamız var. Yani. Sorunuza geçmeden evvel çok önemli iki kısa hususu arz etmek istiyorum. Geçen hafta siz de biliyorsunuz TL1'deydim, bir programdaydım kanalda. Oraya girdiğim zaman rahmetli Tayfun Talipoğlu kucaklaştık. Dedi ki sizin geleceğinizi öğrendim abi dedi. Hoş geldiniz dedi. Siz bekliyordun dedi. Ondan kucaklaştık, sohbet ettik. Ah Demirel, ah Demirel dedi. Hatıralarından bahsetti. Biz de anılarımızdan bahsetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Basın camiasına, ailesine ve Halk TV'ye de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İkinci hususta Cumhuriyet Halk Partisi pek çok il başkanı beni buraları Doğru Yol Partisi'nin kalesiydi, gelir misiniz dedi. Ben de gelirim dedim. En son Düzce İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok genç sevilen Zekeriya Tozan beni davet etti. Bugün bir toplantı vardı. Bizim eski Doğru Yol Partisi Aytun Çıray gidecek mi? Siz de gelin dedi. Çok daha güçlü oluruz dedi. Aman dedim, sevgili başkanım, 40 yılda bir Halk TV'ye çıkıyoruz. Onu da sen ortadan kaldırmadın. Gülüştük falan. Yalnız üzücü şey, Kızılay binasında sözleşme yapılmış. Kızılay binasında toplantı yapılacaktı. Dün akşam tekrar görüştük il başkanıyla. Gayet de bu orayı vazgeçtik. Akşam bütün ilanlar ya hazırlıklar yapılmış, salon düzenlenmiş. Vermekten vazgeçmişler. Şu anda da saat 4.30'da Cumhuriyet Halk Partisi il merkezinde toplantı yapılacak. Buradan onu da bir ilan edeyim. O zaman siz ona yetişebilirsiniz bu durumda. Yetişemeyeceğiz. Başka bir durum da var burada. Bütün başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere hayır oy üzerinde çalışan bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve şahısların yaptığı bütün çalışmalara eski ve yeni Doğru Yol partilerin katılmalarını, destek vermelerini buradan kendilerine istiyorum. Zaten gördüğümüz kadarıyla yani Doğru Yol Partisi çatısı altında hala kendini hissedenler şu anda evete hiç yakın değiller yani benim gözlediğim kadarıyla. Tabii canım, yani hayır, bütün partilerde bir hayır var. Doğru Yol Partisi daha fazla hayırcı. Şimdi sorunuza gelince güzel bir soru tabii. 70 yıllık bizim eski Menderes'in Demokrat Partisi, Sayın Demirel'le, rahmetli Demirel'le simgeleşen Adalet Partisi ve yine Demirel'in kurdurduğu
Doğru Yol Partisi 70 yıllık mazisinde iktidar oldu, muhalefet oldu, yasaklı oldu herkesle beraber. Bugünlere geldik. Ancak Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı'na çıkmasından sonra ki en tabii hakkıydı. Cumhurbaşkanı seçilebilirdi 66 seçimlerinde parlamentoda. Hem senatodaki senatör sayısı hem milletvekili sayısı. Onun 42 yaşında o sayı vardı. Oradan fedakarlık yapmıştı. Çok da genç olduğunu düşündü herhalde. Bu 93 yılındaki seçimden de artık şartlar onu geri çektiremedi kendisini. Yani oraya gitti. Fakat ondan sonra gelen genel başkanlar ve üst düzey partinin yönetimi partinin misyonundan uzaklaştılar. Misyonundan uzaklaşınca hatta adeta geçmişle, maziyle böyle zımni bir reddi mirasta bulundular. Söylemler değişti. O zaman Doğru Yol Partisi'ni, Adalet Partisi'ni, Demokrat Parti'yi her zaman tek başına iktidar yapan, Doğru Yol Partisi'nde 91 seçimde koalisyonun ön büyük ortağı yapan seçmen kitlesi partiden yabancılaştı. Ve işte o günlere geldik ve nihayet 27 Mayıs 2007 tarihinde Doğru Yol Partileri kongrede, büyük kongrede akşamdan Doğru Yol Partili uyuttular milyonları. Uykuya gönderdiler. Sabahleyin Demokrat Partili olarak uyandırdılar. Hiç kimseye sormadılar. Ya çok bu birleşme idi ama değil mi? O Demokrat Parti ile yani o Demokrat Parti'nin isminin alış şekilleri de şudur. Melih Gökçe'yi kurduğu Demokrat Parti ile birleştiler. Onun bir Demokrat Partisi vardır Melih Gökçe'nin. Ondan birleştiler. O büyük kongrenin delegesi olmama rağmen gidip kürsüye çıkıp bir mücadele yapmanın hiçbir fayda getirmeyeceğini düşündük. Daha evvelden hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu misyondan gelen arkadaşların, bunun içinde bakanlar vardı, milletvekilleri vardı. Ben Adalet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptım. Gençlerden gelen bir kadroyla kurduk. Tabii %10'luk barajından baş etmek mümkün değildi. Medyayı ikna etmek mümkün değil. Medyayı bir ikna edebilse Doğru Yol Partisi halkı ikna etmeye de hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bunların oylarını azaltacak. Ama işte halkı biraz ikna etseniz medya da mecbur kalacak. O tarafı da var ama işte işin. Ama ikna etmemiz için kapı kapı dolaşmamız mümkün değil. Böyle bir sihirbaz gelmedi yeryüzüne yok, yani. İşte dolaşabiliyorsunuz. Bugün işte milletimizin Doğru Yol Partisi'ne haber alma özgürlüğünü açtınız siz yani. Onun için çok teşekkür ederim. Şimdi ne şans görüyorsunuz? Yani Doğru Yol Partisi olarak sorma istemiyorum. Yani evet. O zaman başka bir şey oluyor. Evet. Az önce merkez söylediğim sağ. Yani Türkiye'de evet merkez sağın şansı nedir? Merkez ve sağ. Hani evet çıkması halinde, hayır çıkması halinde nasıl bir değişimle karşılaşır bir Türkiye? Bir kere merkez sağ bütün dünyada sadece Türkiye'de değil tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bütün sosyal demokrat partiler bile, Schröder bile sosyal demokrat olmasına rağmen iktidara geldikten sonra iki dönem merkez sağ politika uygulamıştır. Bütün dünyada bakın İngiltere'de avukatlıktan başka hiçbir makamım yoktu diyen Tony Blair genel başkan olduktan sonra partisinin büyük kongresini toplamıştır. Tüzüğün dördüncü maddesini değiştirmiştir. Yani merkez soldan merkez sağa kaydırmıştır. Üç seçim üst üste kazanmıştır. Ve böyle bu noktaya geldiğiniz zaman bakıyorsunuz merkez sağın Doğru Yol Partisi'nin oyları da AK Parti'ye gitmiştir. Yani %10'luk seçim barajı. Bu seçim barajı küçük partilere oyları gitmesinde caydırıcı bir rol oynuyor. Bunu kırabilirsek %10'u kaldırın. AK Parti darma duman olur. Doğru Yol Partisi sesini duyurduğu sürece yoluna devam edecektir. Öyle sabahleyin erken kalkanların, arkasını 30 kişi takanların kurduğu bir parti değildir. Hizmetleri vardır. Bütün partilerde olduğu gibi bizim de çok büyük hizmetlerimiz olmuştur. Bu hayır oyunda eğer sesimizi duyurabildiğimiz ölçüde, bunda başarılı olduğumuz takdirde, hayır oyları AK Parti'deki Doğru Yol Partilerin oylarından büyük bir hayır oyu çıkacağı kanaatindeyiz. Peki şöyle bakalım isterseniz ben sizin Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı Genel dönemi, Başkanlığı. Genel Başkanlığı evet. Yani o dönem aynı zamanda Adalet Partisi'nin en güçlü olduğu dönem. Tabii. Şimdi evet. O zaman bugünkü söylemle bir karşılaştıralım ve sizin tabii. O çok eskiye dayanan siyasi deneyiminizden yararlanmak istiyorum izleyiciler adına. Rica ederim. Şimdi bugünkü iktidar diyor ki bu parlamenter sistem Türkiye'nin önüne hep tıkadı. Çift başlılık var. Bu çift başlılık yüzünden
İşte biz perişan olduk, koalisyonlar ülkeyi mahvetti falan. Ama ve dönüyor, diyor ki bunların bir dikili ağacı yok. Şimdi bu dikili ağacı yok derken tabii biraz CHP'ye söylemek istiyor. Ama ben çok şeyde gülmüştüm. Yani üçüncü köprü için mesela söylüyor son evet. yapılan. Ya bunların dikili ağacı yok diyor. Ben de dedim ki ya dön bak iki, bu üçüncü, iki tane daha var. Yani tabii, bu ağaçları tabii, kim tabii, dikti? Tabii. Şimdi baktığımız zaman hani Atatürk dönemi muazzam bir kalkınma hamlesi ve aydınlanma hamlesi. Yani o dönem yapılanları ben hep ısrarla söylüyorum. Atatürk'ün ölümüne kadar yapılan eserleri sadece isimlerini saymam 22 dakika sürmüştü tabii, bir kanalda. Tabii. Ondan sonra bir savaş dönemi var zaten tabii. şey yok. Ondan sonra bir çok partili döneme geçiyoruz ve o andan itibaren Türkiye yeniden bir kalkınmaya başlıyor. Ve Türkiye'nin her yerinde yollar, fabrikalar, barajlar tabii. falan yapılıyor. Şimdi sizin de genel başkan olduğunuz dönemde gençlik kollarının siyaset nasıl organize oluyordu? Bugünle kıyasladığımız zaman hava nasıldı? Bir kere öncelikle şunu ifade edeyim izin verirseniz. Dikili ağaçları yok bunların dediği zaman yani parlamenter demokrasiyi kastederek bunu söylüyor. Evet. Sadece Doğru Adalet Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmetleri olmuştu. Koalisyon hükümetlerinin... Aslında biraz onu CHP için tabii, daha çok. Çünkü rakip onu görüyor ya. Yani bütün sağ büyük burası. Büyük haksızlık da yapıyor. Parlamenter demokrasi kendilerine 125 tane çimento fabrikası bırakmıştır. 4 tane devasa demir çelik fabrikası bırakmıştır. 209 tane devasa baraj bırakmıştır. 5 tane rafineri petrokimya kompleksi bırakmıştır. 25 bin tane irili ufaklı fabrika bırakmıştır. Yani sattıklarını kim yaptı o zaman? Nereden sattı? Baba hala bitmiyor. Yani nereden sattınız? Şunu söyleyeyim bakın. Yani diyor ki biz iktidara geldiğimiz zaman IMF'ye 22,5 milyar dolar borç vardı. Biz bunu biz ödedik diyor. 65 milyarlık bu devletin, bu milletin iktisadi devlet teşekküllerini yok pahasına sattılar. 65 milyar dolar. Oradan 22,5 milyar dolarını IMF'ye verdin. Oradan ödediler. Oha oradan ödemedik diyorlarsa 129 milyar dolardan 480 milyar dolara başka yerlerden borçlandı. Oradan ödedin. Yani biraz evvel saydığım o tesislerin üzerine 15 tane çimento fabrikası, efendim 20 tane devasa baraj, petrokimya kompleksleri kurdun da oradan ürettiklerinden, kazandıklarından mı ödedin? Benim hatırladığım yol, kavşak, tünel ve köprü dışında yatırım. Yani bir fabrika açıldı mı hiç hatırlamıyorum. Yok yani öyle bir şey. Özel sektörün tek tük var ama. Tarım sektörünü, hayvancılık sektörünü ve sanayi sektörünü tamamıyla dışa bağımlı hale getirmişlerdir. Dışarıdan borç para alarak oralardan ithalat yapmak suretiyle Türkiye'deki işsizliği ve kalkınmayı desteklemeyi bir tarafa bırakın. Yabancı ülkelere ithalat yaptıkları ülkelerdeki işsizliği ortadan kaldırma mücadelesine girmiştir bu iktidar. Yani 15 yıla baktığınız zaman büyük bir ayıp içindeler. Büyük bir, yani karşı karşıya gelsek tartışsak bunun altından kalkamazlar. Ama yani. Şimdi zaten yasak var. Son bir genelge yayınlamış AKP. Özellikle hani şey isimleri, yönetici isimleri asla rakiplerle ya da kendilerinden olmayanlarla çıkmayacaklar. Kanallara tek çıkacaklar. Efendim, kendilerine güvenleri yoktur. Çıkamazlar zaten. Zaten 15 yıl illüzyonlarla yürütmüşlerdir olayı. Mesela işte biraz evvel söyledim. Yani devletin iktisadi devlet teşekkülüne satmak suretiyle IMF'yi ödedikleri parayı biz ödedik diyorlar. Bu illüzyondur bu. Ben biraz kibarca konuşuyorum. İllüzyondur. 5 milyar dolar biz IMF'ye kredi açtık diye 5 yıl bu milleti aldattılar. 5 sent daha kredi açmış değillerdir. 5 sent daha açmış değillerdir. Bu zaten efendim, kağıt üstündeki. Efendim 18 bin kilometre duble yol yaptıklar. 1 kilometre dahi duble yol yapmış değillerdir. Bu millet biraz evvel saymayı belki unuttum. 288 bin kilometre yol yapmıştır. Bu parlamenter demokrasinin zaferidir. Onlara teslim edilen odur. Ha, onlar ne yapmışlardır? Bu yaptıklarına karşı mı? Yapsınlar. Karşı falan değil. Hayır canım, ama tek şeritli istimlak bedeli ödenmiş, tesviyesi yapılmış, Ferhat gibi dağlar delinerek o yollar yapılmış. Onun yanına bir şerit daha koymak suretiyle duble hale getirilmiş. Evet, mevcut yeni yol yok. Duble yol değildir o. Kendileri yaptıkları bir şerit ilavesidir. Onun yarısı işte o parlamenter demokrasinin zaferidir.
işte bütün zaten milletin şu anda belki görmediği ya da gösterilmeyen. Ben şeyleri izliyorum. Yani çeşitli illerde yapılmış. Hani Anadolu televizyonlarının, yerel televizyonların yaptığı röportajlar var. Evet. Hani evet mi hayır mı? Mesela evetleri izledim bir hayli Türkiye'nin her yerine. Evet diyenlerin %95'i anayasa için konuşmuyor. E canım işte çok iyi hizmet verdiler, yol yaptılar. O gidecek de kim gelecek? O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani vatandaşın önemli bir bölümü, özellikle evetçilerin önemli bir bölümü bunu bir seçim gibi görüyor. Yani Tayyip Erdoğan'ı mı seçeceğiz? Maalesef. E peki ya karşısında kimse yok ki, ona vermezse kime vereceğiz? Ya birine vermiyorsunuz, anlatamıyoruz. Mesela siz nasıl görüyorsunuz referanduma giden bu yolda vatandaşın tepkisini, halkın arasına girdiğinizde? Bizim temaslarımızda evet diyenler sessiz sedasız böyle aman kimse duymasın evet diye şekilde o şekilde konuşuyor. Hayır diyenler de gere gere bunu söylüyorlar. Bu bir parti seçimi değildir. Bu partinin meselesi değildir. Bu Türkiye'nin meselesi. Türk milletinin geleceği meselesidir diyorlar. Ve haklılar tabii. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir dönemde siyaset adamlarının bu derece anayasayı ortadan kaldırdığı, İngiltere'nin anayasası yoktu. Bizim de yazılı anayasa var ama rafta. Bizim de anayasamız var denemez yani. Şu 1982 yani anayasasından kalan şekliyle dahi olsa. Siyaset adamları, devlet adamları yönetime geldikleri zaman hukuka, kanunlara ve anayasaya uymak mecburiyetindedirler. Ama ilk defa ben buna uymuyorum diyen siyasetçiler çıktı. Bana bunu uydurun diyorlar. Bu ben şundan endişe ediyorum. Ya kaza kudret evet çıkarsa 10 sene sonra 20 sene sonra başka birisi gelecek oraya. Arkadaş ben kafamın dikine giderim. Ben böyle anayasa manayasa dinlemem. Ben bu anayasanın dışında yönetiyorum bu ülkeyi. Bu anayasayı ve hukuk sistemini bana uydurun diyecek. Kim diyebilecek ona? Olur mu böyle şey falan diyemek mümkün değil. Adam diyecek o zaman kamil oldu bu, yapıldı bu, bir daha yapın diyecek. Böyle bir şey yaşanmadı. Ayrıca zaten bu sisteme geçilir ve bir kişi bu gücü alırsa zaten o kadar güçlenecek ki buna böyle yapalım bundan sonra dediğinde kim itiraz edecek? Kimse itiraz edecek. Yani yargı yok, parlamento yok. Hükümet zaten kendi elinde. Bütün sivil inisiyatifleri bastırmış olacaklar. Yani şunu asmışlar hep duvarlara. Bir algı tabii yaratmaca. Efendim Cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle 2 defa olabilir. Yani hani ya bu yetki tamam diyorsun ama hayır, bu 5 yılı bir geçip de ülkenin bütün iplerini eline aldığında, ki zaten şu anda öyle. Evet, tabii. Ondan sonra bunun ömür boyuna uzamayacağının zaten garantisi yok. Tabii yani, bir yıl kadar ben meclisi feshettim diyecek. Kendisi yok, kanun, kanunda değişiklik de yapabilir. Yapar, ne olacak? İstediği yani, gibi yapar. Bir madde mevcut yani sadece mevcut cumhurbaşkanı için ömrünün sonuna kadar maddesini ekleyiverirler yani. Bunu tabii eklemek çok da zor değil. Can Beyciğim, yani 21. yüzyıldaki Türk siyasi hayatıyla 70'li yılları değil, daha gerilere giderek bir mukayese etmeye kalktığımız zaman öyle şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyoruz ki milattan önce 350 senesinde Sokrat yani 2367 sene evvel 500'ler meclisinde yargılanıyor. Efendim suçu da şu, bu kanunların değişmesi lazım diyor. Ama kendisi kanunlara bağlı, beğenmediği kanunlara bağlı. Ve 500'ler meclisinde kıl farkından mahkum oluyor. 247-253 gibi bir şey ve ölümünden bir gün, iki gün evvel de dostları kendisini kaçıyor. Kapılar falan açıyor. Kaçacak, isterse kaçacak. Kaçmıyor orada. Kaçsın istiyorlar zaten. Kaçsın istiyorlar. Gitsin, tamam. O ben diyor, kanunları beğenmesem dahi bunlara uymak zorundayız diyor. Daha sonra hanımı geliyor ölümünden birkaç saat evvel. Kaçacaktı, niye kaçmadın diyor. Seni haksız yere ölüme gönderiyorlar diyor. Ve verdiği cevap enteresan. Haklı yere gönderselerdi ölüme daha mı iyiydi diyor. Başka bir misal daha vereyim. Ağızlarda çiğnene çürümüş bir sakız haline gelen bir söz var. Yollar yürümekle aşılmaz. Bakın 49 yıl evvel. Bir sayın bakan, bizim de sempati duyduğumuz bir bakan. İşte Demirel bunu söyledi ama 2-3 ay evvel televizyonda söyledi bunu. Bunu söylediğinde pişman oldu. Hayır, hiç pişmanım oldu. O yollar yürünmekle aşınmaz sözün arkasında durdu. Biz de arkasında duruyoruz. Bakın 5 Kasım 1968 Adalet Partisi Ankara İl Kongresi yapılıyor.
Demirel'de Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan sıfatıyla geldi kongrede, bir konuşma yapacak. İl teşkilatının yaşı ileri, halk hatibi bir abisi vardı, Sefer abisi vardı. Sözü dinlenirdi. Kürsüye çıktığı zaman Demirel'in ifadesiyle toplumu böyle de böyle de yatıran bir tipti. Ve konuşuyor, diyor ki, tabii iktidar partisinin aleyhinde böyle yürüyüşler falan olduğu zaman partililer rahatsız olurlar. Hep böyledir yani. Tabii normaldir. Bu rahatsız. Bu gençler de, 68'den bahsediyorum. Gençler de kitap, yurt, burs, kredi gibi haklı isteklerini dile getiriyorlardı yürüyüş ve toplantıları sırasında. Bunları yürütmeyelim de susturalım da falan dedi. Demirel çıktı ondan sonra. Bütün siyasi hayatı boyunca ölünceye kadar şurada elinizi şu cebine attınız mı orada anayasayı çıkartırsınız. Anayasa var şurada taşırdı. Daha evvel 1961 anayasası, daha sonra 1982 anayasası. Kaldı ki 1969 seçimlerine giderken bu anayasayla bu ülkenin yönetimi zordur, bunu değiştirelim diye anayasayı değiştirecek çoğunluk istedi. Alamadık, tek başımıza iktidar olduk ama daha sonra... değişmesi gereken bu ideal anayasadır. Bu anayasanın değil Demirel'in değişmesi lazım diyenler geldiler 12 Mart'ta iktidara geldiler. 58 maddesini değiştirdiler. Bu anayasıyla bu ülkeyi yönetecek birisi varsa gelsin dediler. Bunlar tarihe geçmiş sözlerdir. Arşivlerde de vardır. 5 Kasım 1968'de kürsüye çıktı Demirel. Dedi ki böyle böyle söylüyorsunuz ama dedi bakın dedi anayasayı çıkarttı. Anayasanın 61 anayasasının 28. maddesi aynen okuyorum dedi. Önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılır dedi. Buna bağlı da o günkü kanun sayısı 171'di. 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu var dedi. Yani demokrasiyi mi ortadan kaldırmamı benden istiyorsunuz dedi. Bu gençler de bizim gençlerimiz dedi. Bunu da ilave etti. Her zamanki espiritüel halede korkmayın, endişe etmeyin, yollar yürümekle aşınmaz diye bir espri yaptı. Daha sonra onu sol kesim itiraf etti. Yani o cümle aslında demokratik bir cümle. Yani yürüsün kardeşim, yollar yürümekle aşınmaz. Sen niye korkuyorsun bundan? Yürümekten, tepki göstermekten korkma anlamına. Evet. Ama tabii o günün koşullarında sen hakaret gibi. Yani yürü nasıl aşınmaz. Değildi abi. Yani, İşte bugünden mukayese ettiğimiz zaman bakıyoruz ki Türkiye 50 yıl sonra bu noktaya mı gelmeliydi? Türk milleti buna layık değil, böyle bir yönetime layık değil yani. Şimdi bakın, Türkiye'de şu sorulmuyor. Ben muhalefete de buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Evet. Başta CHP ve diğer bütün. Şimdi bu iktidar, daha doğrusu saray, Avrupa ile müthiş didişiyor. Evet. Şöyle bir tehditte bulunuyor. Yani 16'sı bir gelsin bak göreceksin. Ne olacak? Çıkabiliriz. Ve Avrupa'ya ağır sözler söylüyor. Hani diyor sizin kriterleriniz şunlar bunlar. O halde şunu sormak durumunda değil miyiz? Ankara kriterleri diyordun. Hani çok söylüyordu ya, efendim Avrupa Birliği böyleyse biz o kriterleri zaten Ankara kriterleri der yürürüz. Şu anda tamamını çiğniyorlar. Tabii. Nerede Ankara kriterleri mesela? Bunu mutlaka bence sormak gerek artık. AK Parti kriterleri var. Ankara kriterleri. Hatta saray belki de AK Parti değil. Yani. Çünkü AK Parti'nin bir şeyi yok. Yani bir farkında değiller. Evet. İşte bir başbakan ara sıra meydanlarda bir konuşuyor. Onda da bir sürü gaf yapıyor. Yoruldu yani, iyicene çok yoruldu. Taşıyamıyorlar artık. Örgüt belli ki çok yorgun. Yorgun. Yeni seçimden çıkmış adam diyor ki yani benim kendi mahallemde. Ya abi diyor biz diyor %49,5 aldık. Yeter ya daha ne istiyor diyor yani. Gene gidelim evlere, gene meydanlara. Bir nefes alalım artık diyor. İşte bu arada da bütün bu kriterlerin yok oldu. O yorgunlukların hepsi tamam da en büyük etken söylediklerine inanmıyorlar ki. Yani evet o istiyorlar ama mantıklı bir izah tarzı var mı? Tatmin edecek bir ya şurada da bu adamlar doğru söylüyorlar denebilecek bir sebep, bağlantı kurabiliyorlar mı ortaya? Ama mesela siz hukukçusunuz. Hukukçular ekranlara çıkıyorlar. Şimdi duvarlara da yazmışlar. Ya mesela yargı diyor çok daha bağımsız. Biz buna bir de tarafsızlık ekledik diyor. Mesela bunu bir Allah aşkına. Şimdi Montesquieu tarihe dönüyoruz, tarihlere. Ben yine bir televizyon programında 2 sene evvel Montesquieu'dan bahsettim. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya koyan ve parlamenterizmin babası kabul edilen. Ve şunu söyledim de konuya girerken. 1689 ile 1755 yılları arasında yaşayan Montesquieu diye girdim. Bana arkadaşlarımız sonra dedi ya doğum ölüm tarihlerini niye anla? Bugün 300 sene sonra 300 sene evvelki bir hakimle, bir sosyologla, bir yazarla
bugünkü yöneticilerin arasındaki 300 seneye rağmen gelinen noktaya, geri gidilen noktayı ortaya koymak için söyledim bunu demiştim. Bir kere Montesquieu Kanunların Ruhu adlı eserini 22 yılda yazmıştır. 22 yıl bugünkülerin izahıdır bu. Ve İngiltere'deki parlamenterizmin kurucuları yani teorisyenidir. Ve onun biraz daha serti Amerika'da görülüyor. Amerika başkanlık sisteminde sert bir kuvvetler ayrılığı. Ama işte buradaki aslında Amerika'daki başkanlık sistemi falan da değil bu. Hocam, hiç ilgisi yok. Kuvvetler ayrılığı olmadığı yerde demokrasi olmaz, özgürlükler olmaz, kalkınma olmaz, hiçbir şey olmaz. Bol bol diktatörlük olur. Bol bol illüzyon olur. Bol bol şarkı, bağırma, çağırma olur. Ve insanlar ya ben acaba buradan çıktıktan sonra beni polis tutuklayacak mı diye endişe içinde konuşmacılar olur, yazarlar, çizerler olur. Şimdi hakimler, savcılar yüksek kurulunda 4 taneyi cumhurbaşkanı seçecek. 4 tane. 2 tanesi zaten bakanlığı. Adalet Bakanlığı müsteşarı kim seçiyor? Onu da o seçiyor. 6. 7 tanesinde meclis seçecek. Kim seçecek? Cumhurbaşkanının tayin ettiği meclis, seçilen meclisi, tayin ettiği milletvekilleri. Ona kim karşı çıkabilecek? İstediği hakimi, hallaç pamuğu gibi, hakimleri, savcıları, hallaç pamuğu gibi. Şimdiki bu düzende de yaptılar bunu zaten. 2010 referandumundan evvel de biz büyük gayretler sarf ettik. Bu tehlikelere dikkati çekmeye çalıştık ama işte sesimizi duyuramadığımız için bu noktaya geldi. Şimdi bu kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hiçbir şekilde demokrasiden, kalkınmadan, huzurdan, refah devletinden bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi keza öyle. Anayasa Mahkemesi ile ilgili pek fazla bir şey yok. Bu şeyde 18 maddelik şeyde ama evvelden gelen 15 hakim var. 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçiyor. İşin enteresan bir tarafı da Cumhurbaşkanı iktidar partisi. Hadi başkası geldi diyelim. İktidar partisi genel başkanı. Bütün siyasi partilerin, parlamentonun içindeki, dışındaki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını avazınız çıktığı kadar azarlayarak eleştirebilirsiniz. Ama AK Parti genel başkanını eleştiremezsiniz. Çünkü üzerinde Cumhurbaşkanlığı zırhı vardır. Eleştirdiğiniz takdirde Cumhurbaşkanı'na hakaretten büyük sıkıntılara girer siyasiler. Yani bu sıkıntı da var yani. Hayır zaten öyle bir şekilde kazara evet çıkarsa olacağı zaten o. Yani Cumhurbaşkanı'nı hiçbir şekilde hem suçlayamıyorsunuz, soru evet. saramıyorsunuz. Evet. Ve yani onun bana hakaret etti dediğinin tutuklanmaması gibi bir şey de yok. İşte dün bir çocuğu öyle tutukladılar ya, mesela. Her tarafta. Ve her bakıyorsunuz yayınladığı videoda bir şey yok. Bir hesap efendim o da onun hesabı ama sahte bir isimle açmış. Orada Cumhurbaşkanı'na ve işte ülkemizin devlet büyüklerine hakaret var diyorlar. Olan diyor ki hayır bu hesap benim değil, hayır bu senin diyorlar. Yani oradan yapıyor yoksa evet. videoda bir şey. Ama canları kimi isterse alabiliyorlar yani evet. şu anda. Yalnız yani inancımız şu, hayır çıkacak. Millet, AK Partililer dahi hayır oyu verecek, hayır çıkacak. Yani bir farz evet çıksa dahi. 2019 seçimlerini bunların kazanması mümkün değil. Ekonomi çökmüş, dış politika çökmüş, iç politika çökmüş. Kan gölüne dönmüş Türkiye. Almış başını gidiyor işsizlik. Yani o bakımdan 2019'da... Ama işte dün Katar'a devlet nişanı verdik. Oradan para geliyor diyorlar yani son gidişinde. Nereye? Bir... Hatır için para gelmez. Ama ne işte satın alıyor? Ne al? Bir yani... tek Katar'la yürütemezsiniz Türkiye'yi. Bir tek Katar'la yürütemezsiniz. Hayır yani bir şekilde bir para akışı yani tabii şu anda referandum olduğu taşıma için. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bakın esasında bunların yaptığı bugüne kadar 15 yılda bundan sonra da yapmak istedikleri şudur. Yani bir babayı düşünün fabrika kurmuş 10 tane nakliye kamyonu koymuş ham maddeleri getiriyor mamul maddeleri piyasaya götürüyor. 4 tane binek arabası servis arabası ham maddeler var işçiler var çalışıyor tıkır tıkır baba ölüyor oğlu geliyor işin başına. İşin başına geliyor oğlu. 10 tane kamyonun 4 tanesini satıyor. Günü gün ediyor. 4 tane servis aracının ikisini satıyor. Ham maddeleri işlemeden bir müşteri buluyor onları satıyor. Bunların yaptığı bu. Bunların yaptığı bu. Yani çok açık bir örnekle başka bir örnek gösterilemez. Zaten yani. Mesela işte işsizlik tarihi rekor kırdı yani. Hiç bu rakamları görmemiştik. Bu ithalattan. Genç nüfusun yani eğitimli genç nüfus işsizliği daha da yüksek. Can Beyciğim
Sen çay üretme, ben Seylan'dan çay getiririm. Sen pamuk üretme, ben Yunanistan'dan çay getiririm. 1 milyon tondu bizim iktidarı teslim ettiğimiz zaman bunlara. Rekolte Adana, efendim Menderes Ovası, Aydın Ovası, Iğdır Ovası 1 milyon ton pamuk üretiyordu. 400 bin tona düştü. 15 yıl evvel pamuğu bilmeyen Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz şimdi. Şeker pancarına kota koymuşlar. Az üretim buradan diye. Şeker fabrikalarını kapatıyorlar. Virginia'dan şeker geliyor. Tütünü üretmeyin. Ben Virginia'dan, Amerika'dan tütün getiririm. Bakın 6 tane kağıt fabrikası bırakıldı bunların teslim aldıkları. Sattılar bunlardan çoğunu. 3-4 yıl evvel Muğla il başkanına telefonla aradım. Dedim ya başkan, şu Dalaman'da biz bir kağıt fabrikası yapmış. Bunlar sattılar. O kağıt fabrikası çalışıyor mu, ne oluyor? 2 saat sonra beni telefonla aradı. Genel başkanım dedi. Geldim. Oradan arıyorum şimdi sizi dedi. Bu fabrikanın içinde sinekler uçuyor, böcekler geziyor dedi. Ve şimdi gelinen nokta da Türkiye Rusya'dan ve Finlandiya'dan kağıt ithal ediyor. Böyle işsizliği önlemek mümkün mü? Bu şekilde işsizlik önlenir mi? Yani hayvanları yiyeceği samanı bile getiriyoruz. Gelir seviyesi artık yükseltilebilir mi? Bakın şimdi bütün herkesin altında arabaları var. Kendi arabaları zannediyorlar. Kendi araba, bankanın o arabalar. 4 yıl vadeli arabayı alıyor. Ha, bu sisteme karşı mı? Öyle binsin adam. Ama ödeyemediği takdirde icralar dolu. Artık o araçları, haciz edilen malları koyacak yer bulamıyorlar artık. Yani bu şekilde gidiş değil. Yani burada özellikle sesimizi duyan Doğru Yol Parti, eski Doğru Yol Partisi, AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bir kere daha düşünsünler. Peki bir hayır oyu çıkması halinde merkez sağda bir yeniden toparlanma ya da yeni bir oluşum bekliyor musunuz? Yani öyle bir yeni bir oluşum, ama bakın 108 tane parti var. 106 taneydi. 108 olmuş. İşte böyle bir takım hani isim yapmış insanlar vardır. İşte o bir parti kursa ne olur diyorlar bana. 108 tane parti var, 109 olur. Bir şey olmaz. Şu anda hayır, ben parti olarak demedim tabii. Yani bir hani yeni bir parti kurulması anlamına söylemedim. Ha, evet. Hani bir hayır çıkması halinde merkez sağda bir derlenme, başka toparlanma umudu görüyor musunuz? Başka, var, var. Umudu yani görüyorum. Bu sizde olur, başka onu şimdi günümüzün şimdi şeyi değil o. 3-4 tane parlamento dışından partilerden bize il ve ilçe seviyelerinde şeyler var, katılımlar var. Şimdi bu son hani şey, Yargıtay bir karar aldı. Hı. Yok, Yüksek Seçim Kurulu. Siz hemen bugün bir seçim olsa katılacak partilerden misiniz? Ha, şimdi onu söyleyeyim. He. Güzel bu fırsatı verdiniz. O da çok teşekkür, önemli bir karar çünkü. Tabii önemli. Yüksek Seçim Kurulu 6 ayda bir seçime girme hakkını elde etmiş partileri açıklar. Yılbaşında azı, bir de Haziran sonunda açıklar. Şimdi parlamento dışındaki partilerin bir sıkıntıları vardır. Parlamento içindeki partiler teşkilatlarını yenilerler, kongrelerini yaparlar. Hazine yardımı aldıkları için biz cebimizden yapıyoruz bu masrafları. Zor oluyor. Şimdi mesela 15 Temmuz'dan 2 gün sonra, yani Türkiye bir darbe ile karşı karşıya kaldığı zaman Ankara'da biz Doğru Yol Partisi'nin kongresini, büyük kongresini yaptık. Darbe sırasında kongreyi yapan ilk partiyiz biz. Şimdi orada Merkez Karar Kurulu'na, Yüksek Hasiyet Divanı Genel İdare Kurulu'na giren arkadaşlarımızın savcılık kağıdı, ikamet kağıdı, nüfusu bir takım ihmallerden dolayı gelmiyor onlar. Geç geliyorlar. İşte onların üzerinde duruyor. Onlar tamamlandı. Şimdi mesela Haziran ayında ilan ettiği zaman Doğru Yol Partisi'ni tekrar seçimlere giren partiler arasında Doğru Yol Partisi 2 tane cumhurbaşkanı, 3 tane başbakan çıkartmış bir parti. Bugüne kadar hangi seçime girmemiştir? 81 ilde girecektir Doğru Yol Partisi. Ama şöyle bir sorun, ben de aynısını düşünüyordum. Yani evet, bir takım eksiklikler var. Onlar yasal prosedürler. Yani seçim olacağı zaman zaten tamamlanmış olur, girer. Ama bir başka partili dedi ki bana, yok öyle bakma dedi, referandum var. Ve referandumda seçime girecek partiler propaganda yapabilir kuralı var. Hukuk dışı böyle bir şey. Ve onlar sandıklarda işte üye bulundurma, müşahit bulundurma hakkı var. Evet. Şimdi bu partileri böyle birdenbire eleyip düşürdüler. Sandıkların hakimiyetini bu şekilde yani etkilemeye onlar, çalışıyorlar. Onlar AK Parti'nin lehine bir tutum ve davranıştır bu. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları, sandık görevlileri istediler. Bizim arkadaşlarımız görev yapıyorlar şu anda.
görev yapıyorlar. Yok, ben evet. Buçi'de müthiş evet. bir sivil hareket olduğunu görüyorum. Evet. Yani hem sokakta çok sayıdalar. Ama tabii AKP gibi böyle dev pankartlar, giydirilmiş binalar evet. falan yok. Evet, ama haliyle. Toplum içinde baktığım zaman herkes hayırı da konuşuyor. Tabii herkes birbirine soruyor ne olur ne olur diye. Zaten ne olur diye sorana anlıyorum ben. Yani çünkü evet diyenlerin bir kısmı onlar çok emin. Onlar alay ediyorlar mesela. Ben bir şey yazıyorum. Alay ediyor. Ha diyor evet. sen 70'i gör de bak o zaman ne olacak diye. Hani ne diyelim cevap evet, da verilmiyor evet, tabii evet. bunlara. Ama sanki 17 Nisan'a geçtiğimiz sıralarda yani gece 12-16'sı bitmiş olacak. Bunlar, o saatlerde bunlar, belli olur. Tabii yarım saat içinde belli olur. Çünkü çok hızlı sayılabilir tabii, bu. Tabii. Şimdi bir de çelişkiye düşüyor iktidar. Diyor ki bu şekilde işler yürümüyor diyor. Bu işler mutlaka anayasanın değişmesi zor. Unutuyorlar bunu. Ertesi günde diyorlar ki işler tıkır tıkır yürüyor. Evet. Hangisine inanacağız bunu? Hangisine inanacağız? Yani neden bir krizden söz ediyorlar? Onu anlamak çok zor. Çift başlılık diyor. Efendim, çift başlılık yoksa biz uyum. Ya tamam da peki derdin ne? 15 yıldır bir sorun yaşamıyor. Milleti niye korkutuyorsun? Çift başlılık diye bir şey yok. İki tane cumhurbaşkanı vardı. Onlar mı tartışıyorlar? İki tane başbakan vardı. Onlar mı tartışıyorlar? Dünyanın medeni ülkelerinde gelişmiş, refah seviyesine ulaşmış, gayri safi milleri gerçek anlamda 40 bin ile 90 bin arasında değişen ülkelerde bizim uyguladığımız parlamenter sistem yürüyor. Başka türlü mesela şimdi Almanya bu kadar güçlü bir ülke. Parlamenter. Çift başlılık mı var? Olur mu? Daha yeni cumhurbaşkanı seçti. Orada neden yürüyor işler? Herkes kendi işini yapıyor. Cumhurbaşkanı başbakanın işine karışmıyor. Başbakan cumhurbaşkanın işine karışıyor. Ha bir fikir teatisi gayet tabii ki olur. Ama bu şekilde çift başlılıkla da izah etmeleri mümkün değil. Cumhurbaşkanı şu anda seçildiğinden bu yana özellikle Binali Yıldırım başbakan olduktan sonra bir ya da iki bakanlar kuruluna başkanlık yapmadı. Evet. Evet yani tabii. Onun dışında bütün bakanlar kuruluna o yapıyor zaten. Başbakan da kenarda oturuyor. Evet. Yani o işi hallettiler. Yani evet. Şu anda zaten fiilen cumhurbaşkanı. Evet. Kendine de itiraf ediyor. Fiili durum. İşte fiili durumu. Peki MHP'yi nasıl görüyorsunuz? Yani MHP'de de özellikle Demirel döneminde herhalde daha yakın ilişkiler içindeydiniz. Tabii biz şimdi de gene hani o da kendini sağda kolumlandırıyor. Biz bugüne kadar MHP için yıllardan beri hiçbir şey, kötü bir şey söylemedik, söylettirmedik. Fakat bugünkü MHP'yi o eski MHP ile mukayese etmek mümkün değil. Yani parti olmaktan çıktı. Parti falan değil artık. Yani bir tek adam karşı çıkıyor. Diyor ki 2002'de de bunları milletin başına musallat eden zaten Devlet Bahçeli'dir. Yani eğer 1,5 yıl daha sabretmiş olsaydı 35 milyar dolar gelen o şey kredi bir dağıtlama yani getirmişti. Yani AKP'yi taşıyan o ekonomik sistem. Ekonomik sıkıntı. 57. hükümeti savunmak bana düşmez ama bir hakkaniyeti de teslim etmek lazım. Öyle büyük bir felaketle karşılaştı ki 57. hükümet o deprem sırasında bu ekonomik çöküntüyü de getirdi beraberinde. Böyle bir durumda 1,5 yıl eğer sabredilmiş olsaydı bunlar iktidar yüzü falan görmezlerdi. O hükümet 57. hükümet yine büyük ihtimalle iktidarını muhafaza ederdi. Veya Doğru Yol Partisi katılabilirdi. Böyle bir durum olurdu yani. Biraz bunalttık. Bir fıkra anlatayım mı? Anlatın. Biraz peki, rahatlasınlar. Tamam. rahmetliden Sayın Demirel'den dinlediğim bir fıkradır. Dayak yiyen boksör. Boksörler çıkmışlar ringe. Bizim boksör bir yumruk atıncaya kadar 4-5 tane yiyor. Birinci round bitiyor. Köşesine gelince hoca havluyla serinletiyor. Çok güzel devam et. Çok iyi gidiyorsun. Çok güzel dövüyorsun diyor. Tamam bir gidiyor. İkinci round. Bu sefer 5 yumrukta yine bir yumruk atıyor. Artık haşata döner halde. Üçüncü, dördüncü, beşinci her gelişte hoca diyor ki çok güzel deviyorsun, bravo, çok güzel, devam et diyor. Artık ayakta duracak hali yok, nefes nefese diyor ki ya hoca anladık diyor, anladık. Ben diyor çok güzel dövüyorum da diyor beni kim dövüyor onu anlayamıyorum diyor. Şimdi bu iktidar her şeyi böyle çok güzel götürmüş de bu milleti kim dövüyor? İşte onlar...
Onu asla zaten kabul etmiyorlar. Yani. Bu arada az önce bir şey geçti arkadaşlar. Bir koyarsanız ben tekrar göreyim onu. PYD bölgesinde Reyhanlı'ya ateş açıldı bir şey. Ha, bu bizim topraklarımızda mı oluyor? İşte buyurun. Yani, ya, hani bir tarafta ne deniyordu? Efendim biz kimseyi tanımayız. Ey Amerika ya benden ya ondansın. Rusya ya. Böyle yapma. Ya. Suriye sen karışma. Ya. Şu anda bizi tamamen dışlamış durumda. Tabii dışlarlar. Ben endişem şu. Yani Avrupa Konseyi'nde bakın Strasbourg'a gittiğiniz zaman o Ren Nehri'nin doğuşudur. O Ren Nehri'nin bir tarafında İnsan Hakları Mahkemesi'ni görürsünüz. Yeşil çayırlar arasında nehrin bir tarafında. Öbür tarafında Avrupa Parlamentosu'nu hemen onun yanında Avrupa Konseyi'ni görürsünüz ki üçüncü bayrak böyle ay yıldızlı bayrağımız dalgalanır, gurur duyarsınız. Şimdi orada tehlikeyi açacaklar bizim başımızı. Yani Avrupa Konseyi üyeliğimizi tartışılır hale getirecekler. Belki NATO üyeliğimizi tartışılır hale getirecekler. Bunun sebebi onlar değil. Bunun sebebi Türkiye'nin dış politikasını ellerinde tutanlardır. Şimdi çok özür dilerim. Şimdi Dışişleri Bakanımızı yani bir kere şunu söyleyeyim. Bizim bakanlarımızın gördüğü o muamele bizi fevkalade üzmüştür. İsyan ediyoruz. Ama yani biraz da biz mi sebep oluyoruz bunlara? Her devletin kendi hükümranlık hakkı vardır. Hükümranlık haklarını kullanırlar. Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya uçağının inişine izin verilmediği için, daha doğrusu uçağın buradan kalkmasına izin verilmediği için böyle bir durumla karşılaştık. Ama o bayan bakanımızın da inadına böyle saraydan Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya gitmesi. Başbakanın haberi yok mesela. Cumhurbaşkanı yani, diyor ki atla git diyor. Olur mu böyle? O da diyor ki ben diyor orada ölmeye gittim diyor. Yani nasıl böyle bir mantık var mı başka bir ülkede? Kahramanlık yapıyor. İşgale gider gibi, baskına gider gibi. Olur mu böyle şey? Bakan da canlı yayında çıkıp da kim bana engel oluyormuş, geleceğim bakalım ne yapacaklar nasıl, bana nasıl dedi. Olur mu 15 şey? Dakika sonra onlar da duyuyorlar. Tabii. 15 dakika sonra dedi ki uçağa iniş izni vermiyorum, bitti. Tabii. Şimdi ona karşın bir şey de yapamıyorsun. Yaka paça atarlar böyle. İşte böyle ondan sonra da dönüp buraya. Üzülmek düşer. Ama bütün amaç galiba oydu zaten. Tabii yani beni oradan yaka paça atsın ben mağduru oynayayım. İşte bu Avrupa var ya beni kıskanıyor. Ya. Halbuki Avrupa seninle evet çıksın diye uğraşıyor ya. Yani ya. Daha tabii, nasıl destek tabii, versin. Tabii. Söylediler. Kendi itirafları var. İki puan arttık diye seviniyorlar. Seviniyor. Bakanlarımız yaka paça atıldı diye bakanımız. Ama şimdi işte onlar ters tepti bana göre. Mesela Avrupa'ya bunlar 60'a yakın başvuru vardı. Evet. Çeşitli kentlerde yapılacak. Sonra demişler ki ya bu iş ters gidiyor. Hepsini geri çektiler. Avrupa'ya gitmiyorlar çünkü muhalefette gitmeyince. Evet. Şimdi şey de tutmuyor. Efendim bize yaptırmıyorlar ama PKK yapıyor. Ya. Almanlar PKK için de soruşturmayı açıp hepsini toplayınca Şimdi o silah da gitti. O silah da gitti. Yani vatandaşın gören herhalde bunu şey yapıyor. Yani bir görecektir. Son şeyi de bir de bu 16 sını bir milat gösterip Tayyip Erdoğan her şeyi ondan sonraya bırakıyor. Avrupa'ya diyor ki 16'sından sonra görüşürüz. İşte Türkiye'de 16'sından sonra göreceksiniz. 15 yıldır söylediklerinden pek farklı bir şey değil. Hep böyle meydan okuma, hava atma. Kabadayılık ya bu şekilde dış politika olmaz. Hayır yani şu anda ya 16'sında ne değişecek? Ne Türkiye'de Cumhurbaşkanı mı değişecek? Bir şey olmuyor. Hiç yani yapı şey, değişmiyor. Ha, şey 2019'dan sonra dese anlarım hani ha, ben belki, tek başıma olacağım. Evet. Ama yani çok enteresan. Evet. Hiç Türkiye böyle durumları yaşamamıştı. Evet, zamanımızı doldurduk. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi duyanları bir kere daha sesleniyorum. 16 Nisan'da referandum oylaması yaptırmayacaklar. Rus ruleti oynatacaklar. Bunu son derece dikkate almalarını rica ediyorum dinleyicilerimiz. O halde hayır verelim diyorsunuz. Hayır yani. Tabii gayet de hayır. Tabii. Peki çok çok teşekkürler. Ben değerli teşekkür izleyiciler. Ediyorum. Konuğum Avukat Çetin Öz Açık Göz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı. Bu bölümü bitirdik. Bir reklam aramız var. Ama reklamlardan sonra büyük ihtimalle 12-12-15 arası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanacağız. Onun bir yurt gezisindeki konuşmasını dinleyeceğiz. Vakit kalırsa ben devam edeceğim. Evet, bize biraz müsaade. Tekrar buluşmak üzere. Halk Kitabevi'nin sunduğu yazı işleri devam edecek.
Halk Kitabevi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Halk TV'de yazı işleri programındasınız. Şimdi ikinci bölüme de başlıyoruz. Evet, biraz gazetelerdeki bazı haberlerden sizlere söz etmek istiyorum. Şimdi referanduma gidiyoruz. Ben ısrarla hep bir şey söylüyorum. Neden evet konusunu iktidar anlatmakta zorluk çekiyor. Zaten bu zorluk çektiği için de hep anayasa dışı yollara sapıp yok işte Avrupa ile kavga, Amerika ile kavga. İçeride muhalefeti şeye çekme, gerginlik ortamına çekme. Yok işte teröristlerdir, ülkeyi bölmek isteyenlerle, hainlerle, darbecilerle işbirliği yapanlar hayır oyu verecektir gibi esastan gözleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi buna rağmen tabii bu yandaş medya ayıp olmasın diye anayasanın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. İşte bu arada billboardlar da hazırlamışlar. Her şehirde var mı bilmiyorum ama ben dünden beri İstanbul caddelerinde ki bütün o dev billboardlarda görüyorum. İşte neden iki başlılık bitecek, işte yok meclis güçlenecek falan gibi. Şimdi bakın mesela yandaşların ufaklarından Akşam Gazetesi böyle her gün bir şey yapıyorlar. Neden evet diye. Şöyle bir şey var bakın kendi içlerinde de çelişkiliyorlar bir de yanlış yazıyorlar. İddia diyor. Sıkı yönetim benzeri uygulamalarla demokrasi askıya alınacak. Bir kere bunu hiç kimse söylemiyor. Sıkı yönetim benzeri uygulamalarla demokrasi askıya alınacak sözünü hiç kimse söylemiyor. Zaten elde olağanüstü yetki var. Olağanüstü hal çıkarma yetkisi var. Ayrıca tek adam olduğu zaman demokrasi falan bitecek. Onun keyfine göre olacağı için aklı başında hiç kimse sıkı yönetimden falan bahsetmiyor. Ama bakın gazete biraz da cehalet de var. Şimdi medyada en önemli bence eksiklik bu. Müthiş bir erozyon oldu. Kalite çok düştü ve cahillerin elinde. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı gerçek diyor şimdi. Yani göya hayır diyenler bunu iddia ediyormuş. Sıkı yönetim benzeri uygulamalarla demokrasi askıya alınacak diyormuş ki ben hiç duymadım. Gerçek şu diyor. Cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte Güneydoğu'da uzun yıllardır uygulanan sıkı yönetimin bir daha ilan edilmesi mümkün olmayacak. Sıkı yönetim yasalardan tamamen çıkarılacak. Ya bir şey söyleyeceğim. 12 Eylül'deki bir dönem haricinde ki o da bütün Türkiye'dedir. Sıkı yönetim hiç uygulanmadı ki. 12 Mart'ta uygulandı bazı illerde. Sonra 1979'da işte Kahramanmaraş, Çorum, Sivas falan illerinde. Sonra 12 Eylül'den itibaren bütün yurtta. Ama ondan sonra bir daha Türkiye'de sıkı yönetim falan olmadı. Kimi kandırıyorsunuz? Bir de burada özellikle şeyi söylüyor. Güneydoğu diyor yani oradan o istiyorlar ya. Hani el altından yayılıyor ya, evet oyu verin özellik gelecek diye. İşte o arada jandarma da gidiyor, tehdit ediyor. Bakın onlara hiç cevap falan vermiyorlar. Bütün o bölgeden gelen haberler o. Köy köy geziyor jandarma. Bak 17'sinde görüşürüz ha diyor ona göre. Yani nasıl bir ordumuz olduğunu da şaşırarak izliyorum bazen. Atatürk'ten korkuyorlar biliyorsunuz. Afişlere koyamadılar ama kendi içlerinde İzmir Marşı'nı da söylüyorlarmış. Şimdi gelelim bakın Star. Kafa karışıklığına onca. Bir kere kafa karışıklığını söylüyorlar. Kafa karışıklığı falan yok. Millet soru soruyor ve cevap alamıyor. Bakın soru bir. Sistem değişikliğine ne gerek vardı? En çok tabii sorulan bu. Ya ne istiyorsun diyor. Mevcut sistem kriz üretiyor. Hükümetlerin ortalama ömrü 17 ay. Çift başlılık kavgaya zemin hazırlıyor. Şimdi bir. 2003'ten bu yana Tayyip Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı. 2003-2017. Ne oluyor? 14 yıl. 14 yılda senin kafan bozulup da başbakan değiştirmen hariç öyle hükümet değişiklikleri falan olmadı. Çift başlılık hiç olmadı. Beni bugünkü seçmen yani AKP iktidara geldiğinde 10 yaşında, 8 yaşında olan, 6 yaşında olan çocuklar oy kullanıyor. Bak 6 yaş, 4 yaş, 18 yaşında oldular şimdi. Yani 4 yaşında, 5 yaşındaki çocuklar bugün oy kullanıyor. 7 milyon bunların sayısı. Ve sen bana diyorsun ki arkadaş çok kötü çift başlılık hükümetler kuruluyor. Ya adam zaten başka hükümet görmedi. Ha çift başlılık diyorsan ya da hükümet krizi diyorsan o bizzat buradan yaşandı. Sen Ahmet Davutoğlu'nu bir gece attın yerine Binali Yıldırım'ı getirdin. O kadar. Bir de Cumhurbaşkanı olunca
Ahmet Davutoğlu geldi. Yani onun dışında 14 yılda hükümet değişikliği olmadı. Nereden çıkarıyorsun 1.7 yıl en fazla ömrü diye? Ha, geçmişi söylüyor. Ama o geçmiş dediğin 20 yıl geçti ya, 25 yıl geçti ki ayrıca bugün bütün dünya ülkelerinde var. İşte Hollanda'da seçimini yaptı. Bak hala hükümet kurulmadı. Üçlü dörtlü koalisyon olacak. İkinci soru diyor ki 15 yılda ne istediğinizi yapamadınız şimdi. En çok tabii bir de bu. Hakikaten ya bu 14 yıldır Tayyip Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı. Hani 2002'ye dönersek 15. yıl oluyor. Cevap çok güzel bak. Mesele biz değil memleket meselesi. Erdoğan döneminde minimize edilen engeller kökten temizleniyor. Yani ne alaka? İşte her şeyi yapıyorsun. Yani yapamıyoruz demiyor bak. Yapmadık da demiyor. Ya daha ne yaptın? Devletin temel yapısını değiştirdin. Ya Türkiye laik bir ülkeydi şimdi değil. Türkiye demokratik bir ülkeydi şimdi değil. Türkiye'de hukukun üstünlüğü vardı şimdi yok. Türkiye'de insan haklarına öyle ya da böyle saygı vardı şimdi yok. Eskiden görece de olsa özgürlükler vardı şimdi yok. Bir kere bunların hepsini yapabiliyorsun. Ve onun dışında canın ne istiyorsa, kimi istiyorsan onu zengin ettin, kimi istiyorsan onu batırdın. Ki istediğini hapse attın, istediğini hapisten çıkardın. İstediğin kanunlar çıktı. Hiçbir engel yok. Ha benim minimize edilmiş de bunlar. Şimdi gel anlat işte bunlar vatandaşa. Tek adamlığa yol açmaz mı? Şimdi buna tabii cevap çok zor oluyor. Sorumsuz cumhurbaşkanına yargı ve meclis denetimi geliyor. Yüce divan yolu açılıyor. Bakın şimdi yalan bu biliyor musunuz? Sorumsuz cumhurbaşkanına yargı ve meclis denetimi gelmiyor. Sorumlu hükümet başkanına, cumhurbaşkanı adı altında hükümeti kuracak kişiye uygulanması imkansız olan bir yargı denetimi geliyor. Şimdi bugün şöyle diyorlar. Efendim bugün cumhurbaşkanı var sorumsuz yargılayamıyoruz ama bu cumhurbaşkanını yargılıyoruz. İyi de bugünkü cumhurbaşkanı zaten sorumsuz. Yani hükümeti yönetmeyecek, kanunları çıkarmayacak, kararnameler çıkarmayacak, devletin bütün organlarını tek başına atamayacak. Tek başına ülkeyi yönetmiyor ki. Sembolik zaten görevleri. Onun için de vatan hainliği dışında bir suçlama kabul etmemişler. Çünkü sorumlu değil. Ondan sorumlu olan hükümet. Şimdi diyor ki o diyor hiç yargılanamayan adama yargı getirdik. Nasıl getirdin ya? Ya böyle bir kandırmacı olur mu? 400 milletvekili bir araya gelmeden bırak cumhurbaşkanını, başkan yardımcılarını, bakanlarını hatta bürokratlarını yargılayamıyorsun ya. Oraya kendine göre bir yapı kuracak senin seçmediğin, hiç oy vermediğin insanlardan önce bir sekreterler ordusu yaratacak adına bakan denecek. Onun etrafında yine kendi tamamen görüşüne göre seçip atadığı bürokratları yapacak. Hiçbirinden hesap soramıyorsun. Diyor ki ya yargı denetimi geldi ayıptır diyor. Affedersiniz ya 600 kişi meclis yapıyorsunuz. 400 kişi istiyorsunuz. Zaten bir adam başkan seçilmişse en az 250-300 tane de milletvekili olacak orada. Yani başka türlü nasıl başkan seçilir? Yani şu hayali kimse görmesin. Ya da şunu beklemesin. Efendim ben partimi seçerim de başkan olarak bunu seçerim. Yani başkanın seçilecek parti mecliste azınlıkta kalacak. Böyle bir şey imkanı var mı? Böyle bir şey olabilir mi zaten? İnsanlar aptal mı? Yani ben Ahmet'i seçeceğim ama Mehmet'in partisine oy vereceğim. Niye derler adama işte bak sen yaratıyorsun iki başlığı derler. Kimi seçiyorsan parti de o. Ha efendim ona rağmen hani diyelim ikinci turda seçildi. Ama başkan seçilenin partisi büyük ihtimalle zaten mecliste birinci. 200'ün üstü. Bir kere milletvekili. 200'ün üstünü bulduğun an 400 milletvekilini yani aleyhte 400 milletvekilini bulman mümkün değil ki. Ha şöyle olur. Hani öyle bir rezalet bir şey çıkar ki zaten o zaman 400 milletvekiline falan gerek yok. O adam 400 milletvekilini beklemez gider. İndirilir orada zaten. Onun için yani milleti böyle adamın hiç haberi yok. Efendim bu cumhurbaşkanı yargılanamıyordu şimdi yargılıyoruz. Ya yargılıyoruz ama yok böyle bir şey. Var diyen gelsin anlatsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve vekiller işlevsizleşmez mi? Şimdi bakın bir yalan da buradan geliyor. Kanun teklifi yetkisi vekiller üstlenecek. Yüce Divan'da fesih yetkileri, Yüce Divan ve fesih yetkileri prestij artar. Şimdi cevap bulamıyor garibim. Ne desin ki buna? Kanun teklifi yetkisini vekiller üstleniyor. Zaten onlar da. Şimdi şunu şey yapıyorlar. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Kanun iki türlü geliyor meclise. Bir tasarı bir teklif. Tasarı hükümetten gelendir. Teklif milletvekillerinden gelendir. Tasarılar genellikle hükümet bir şey istediği için öncelik alır. Bir de parti zaten ona hemen sahiplenir, destekler. Tekliflerse biraz belki uzayabilir ya da reddedilir. O ayrı. Ha ama mesela AKP ne yaptı? Önemli bazı yasaları hükümet tasarısı olarak getirmedi. Mesela 4 artı 4 artı 4'ü
Böyle bir sabah bir kalktık. AKP'li milletvekillerinden biri böyle bir teklif vermiş. Aa, birdenbire 30 kişi daha imzaladı. Hükümette biz de benimsiyoruz dedi. Hesapta tasarı değildi. Yani hükümetin istediği değil de efendim vekiller böyle istedi. Yani böyle bir şey yok. Onun için bir burada kimse kandırmaca yapmaya kalkmasın. Kanunu zaten milletvekilleri yapıyor. Ama burada değişen bir şey var. Milletvekillerini aşan bir kanun gücünde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Efendim onları meclis alacakmış da yasalaştırırsa falan. Ya anlatıyoruz. Zaten adam başkan seçildiyse 300'ün üzerinde milletvekili var. Ve o milletvekilleri tamamen o Cumhurbaşkanı tarafından atanmış kişiler. Siz de gidip oy vereceksiniz. Hepsi o. Şimdi böyle geliyor. Bakıyorum. İşte seçilme yaşı, vekil sayısı neden değişiyor? 178 ülkede seçilme yaşı 18. Ya ona çok fazla itiraz yok zaten. Senin anlatış biçimine var benim mesela itirazım. Yani kalkıp da efendim işte 18 yaşında niye korkuyorsun? Ya korkmak falan değil. Fiilen yapmayacaksın. Senin akraban, oğlun, kızın aday olacak gibi geliyor bana. TBMM'yi fesih yetkisi doğru olmuş mudur diyor. Şimdi bak hani Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var ya. Burada diyor ki Cumhurbaşkanı'nın TBMM'yi fesih yetkisi yok. Söz konusu olan karşılıklı seçimleri yenileme imkanı. Şimdi mesela burada da yalan yazıyorlar. Doğru değil ki bu. Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var ama feshettiği an kendi de gidiyor. Yani şu yok. Bu meclisi feshettim seçime gidin değil. Feshettiği an otomatik olarak kendi de seçime gidiyor. Ha bunu ne zaman kullanacak biliyor musunuz? Parlamentoda güçlü olacağı için. İkinci yılın son, ikinci dönemin son yılında feshettim diyecek. O da parlamentoda ben de seni feshettim demiş olacak. Seçime gidildiği zaman tekrar aday oluyor ve 5 yıl daha kazanıyor. Bu birinci aşama. Onu da bir daha zaten kazanırsa ondan sonra anayasada bir değişiklik yaparlar. Mevcut cumhurbaşkanı ölünceye kadar cumhurbaşkanıdır diye bir maddeyi koyar, kimse de itiraz edemez. Efendim şimdi en şey, en ahmakça ve en ayıp soru ve cevabı bakın. Bu yetkiler ya Kılıçdaroğlu gibi birine geçerse? Bak bak bak, soruya bak. Vatandaş bunu böyle soruyormuş. Cevap, seçilmek için %50'den fazla oy gerektiği için sadece gönüllere gelen biri yetkiye sahip olabilir. Ya bu siyasi ahlaksızlık da değil. Sıradan ahlaksızlık da değil. Vicdansızlık nasıl diyeyim ya? Bak bunu söylüyor koca gazete. Efendim Kılıçdaroğlu gibi biri olursa ya da Kılıçdaroğlu seçilirse ne olur? Ya merak etme, seçilemez, milletin gönlüne giren. Ya böyle bir ahmaklık olabilir mi ya? Böyle bir ayıp olabilir mi? İşte bununla kandırıyorlar ve buna millet diyor ki aa evet diyor, çok güzel bak. Zaten onu seçmez kardeşim, seçmez, seçer. Sana ne? Aday olur olmaz. Şimdi en son soru da neden evet diyelim diyor. Güçlü millet güçlü devlet için. Her türlü vesayetin bu toprakların sökülüp atılması için. Peki bugüne kadar bize anlatılan masal ne Allah aşkınıza? Türkiye çok güçlü değil mi? Amerika'yı dize getirmedik mi? Avrupa Birliği'ni dize getirmedik mi? Bak Hollanda'nın canını okuduk. Almanya'yı mahvettik. Bir girdik oradan çıktık. Danimarka şimdi onun şey yapıyoruz. Bulgaristan keseriz ilişkimizi. Yunanistan dediğin nedir? Siler geçeriz. Suriye, Şam'da namaz kılacağız. Rusya mı? Moskova'ya gideriz. Bu mu? Ya bunu mu anlatıyorsun? Ne oldu? Şimdi güçlü Türkiye diyorsun. E peki bana anlattıkların neydi? Hani dünya bizi kıskanıyordu? Hani bütün dünya el ele vermişti bizi yıkmak için? Demek ki güçlü değilmişsin. Hangisi doğru? Güçlü mü değildik şimdi güçleniyoruz? Güçlüydük. E peki ne oluyor? Ayrıca şu sorunun cevabını versin bu gazeteler. Bu kadar çok biliyorlar. Ne olacak 17 sabahı? Tayyip Erdoğan'a bu yetkiler verildiği zaman, onu tek başına padişah gibi koyduğumuz zaman ne olacak da terör mesela bitiverecek? Ne olacak da ekonomi düzelecek, dolar 1 liralara kadar inecek? Ne olacak da ülke bölünmeyecek? Peki hayır çıkarsa nasıl oluyor? Yani Binali Yıldırım'la Tayyip Erdoğan kaldıkları zaman bu ikili ülkeyi felakete mi götürecekler? Bunu mu kastediyorsunuz? Onun için ne desek şey. Şimdi burada mesela Sabah gazetesi. Onlar da hala bu ilkel, ben anlayamıyorum. Yani bu Sabah gazetesinin eski kadrosunda kalan arkadaşlarımız da var. Hala şeyi hatırlatmanca. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu 1990'lı yıllarda SSK genel müdürüydü. SSK çok zarar etmişti. Ya o gün 2 milyar zarar etmiş. Bugün zarar 200 milyar. Yani ne anlatıyorsun? Ha, cicili bicili hastaneler yapmışsın. Efendim utanç kapısıydı. Ne diyor? Gurur anıtı oldu. Nedir? Yeni Samatya Hastanesi. Buna zaten kimsenin itirazı yok ki. Burada ben de, burada da anlatıyorum. Bundan önceki televizyon programları, yazılarda da. Yani yapılan bu iyi şeylere, bu iyileştirmelere kimse
niye yaptın, yapamazsın, kötü yaptın falan demiyor ki. Ama ben diyorum ki içerik iyi mi? Hastanelerin makyajı çok güzel oldu, doğru. Ben de gittiğim zaman içim açılıyor. Ha, bazı şeyler hızlı, ona da itirazım yok. Ama hani mesela parasız deme, eczaneye gittiğin zaman hastane parası alıyorlar. E onu millet, 3 lira, 2 lira önemli değil. Ama almıyoruz, yapmıyoruz. Bunları şartlar el veriyor artık. Hem akıl, mantık değişiyor. Hem de maddi şartlar değişiyor. Hastaneler daha güzel oluyor. Baksanıza bir tane özel hastane açılıyor. Ya zannedersiniz dünyanın en lüks oteli. Bütün İstanbul'da olanlar biliyorlardır. Bütün billboardları kapamışlar. Televizyon reklamları, gazete reklamları da var. Hakikaten böyle baktığın zaman şaşırıyorsun. Ama benim merakım şu içerik. Hastanelerde iyi hizmet veriliyor mu? Dendiği gibi evet, gittiğin zaman karşılanıyorsun. Bankadaki gibi sıra numarası alıyorsun. Ama 5 dakika görünüyorsun. İlaçlar doğru düzgün ilaç mı? Ucuzladı ama etkin maddeleri içinden azaldı mı, azalmadı mı? Hayati bazı ilaçlar bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Bir takım ameliyat hizmetleri ya da diğer uzun süreli tedavi hizmetleri doğru düzgün yapılabiliyor mu? Ben bunları konuşmaya başladığım an bana mesela mesaj yağıyor. Türkiye'nin her yerinden. İşte falanca için 30 gün sonrasına, 2 ay sonrasına, 3 ay sonrasına randevu verildi diye. Ha, daha medeni söylüyorlar. Eskiden hiç bilmiyordum bunu. Ona itirazımız yok ama yani böyle özellikle de bu referandumu iki parti arasında, daha doğrusu sağ sol arasında bir çekişme, onların bir yarışıymış gibi gösterme çabası var. Çünkü şunu görüyorlar. Hayırlar önde kardeşim. Yani herkes bu konuda bir kere mutlu ve umutlu ve kendini sağlam hissetsin. Ha, bu bir rehavet anlamına gelmiyor. Hayırlar önde ve onun için zaten bütün bunlar yapılıyor. Onun için bütün muhalefeti başta CHP olmak üzere gerginlik çamuruna çekmeye çalışıyorlar. İstiyor ki aynı AKP'liler gibi konuşsun CHP'liler. İstiyorlar ki aynı AKP'liler gibi sağa sola saldırsınlar, ateş etsinler, bıçaklasınlar istiyor bütün hayır diyenler. Yapmıyor kardeşim, yapmıyor. İnsanlar akıllı. Çünkü hayır oyu verenler bu ülkenin daha iyi eğitim almış, daha görgülü, daha vizyon sahibi, daha çalışan, üreten insanları. Onun için akıl ve zeka olarak da diyor ki arkadaş ben bu çamura girmem. Beni çekmeye çalışma. Onun için bak standlara saldırıyorlar, yolda hayır bildirisi dağıtanları bıçaklıyorlar, efendim taşlıyorlar, yakmaya çalışıyorlar, salon vermiyorlar. İşte az önce Doğru Yol Partisi Genel Başkanı buradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Bolu'da yapacağı toplantı, dün gece itibariyle salonu veremiyoruz kardeşim diyor. Ha belki de iyi yapıyorlar, halk da görüyor. Neyden korkuyorsun? Kapalı salon toplantısı. Bak Meral Akşener'e ne oldu, niye dedi, engelledin. E o da çıktı, daha büyük kalabalık oldu. Daha çok insan, daha çok etki yarattı. Belki daha iyi oluyor. Ama işte bu çamura çekmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü toplumun bir bölümünün kafasında bu olayı AKP mi CHP mi ya da sağ mı sol mu yarışına sokarsan, seçim sanki öyleymiş gibi. Ha o zaman belki avantaj kazanırız diyor. Bakın bir programın ilk bölümünde söyledim. YouTube'da var. Yani bu evet hayır röportajları Türkiye'nin her ilinde ve hatta ilçesinde özel televizyonlar var artık. Bunlardan şeyler hep yapılmış yani düzgün sokak röportajları. Hani bir amaç kötü amaçla değil. Vatandaşa soruyor evet diyen var, hayır diyen var. Çok seyrettim dün. Bir sürü yerden hani merakımı çeken hani işte ne bileyim bir Diyarbakır seyredeyim, bir Kars seyredeyim, bir Muğla seyredeyim, İçel seyredeyim, Tokat seyredeyim diye baktım böyle bir sürü. Hayır diyenlerin gerekçesi çok net. Ama evet diyenlerin kafası çok karışık. Onlar hep şöyle bakıyorlar. E kardeşim yani kimi seçeceğiz? Ya birini seçmiyorsun. Onun için şimdi Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayına girmek üzere. Evet şimdi. Evet programımız burada, benim bölümüm burada bitiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınına bağlanacağız. Yarın üniversite öğrencileri var. 1, 2, belki 3 öğrenci, tam şu anda onlar da karar veremediler ama hem üniversitelerde yaşadıkları faşizan baskıları, dayatmaları hem de referandumla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatacaklar. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı kazançlar dilerim. Hoşçakalın. Halk Kitabevi yazı işlerini sundu.